Arkadaşlar merhaba, bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün köye gidip doğal bir gün geçireceğiz. Ama şöyle bir durum olacak, her şeyiyle doğal olacak. Nasıl mı? Çek. Eski usul, tesbihim, şalvarım, her şeyim eski usul. Tabii yeni bir iki tane böyle takıt huda var, biraz modern şekilde. Ama her şeyiyle doğal olacak. Nasıl mı? Bak, arabamız bile eski usul olacak. Bak, gel. Gel. 2000 model Mercedes. Hadi gidelim. Çok eğlenceli. Arkadaşlar şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Anneannemlerin eski evine geldik. Yıllar önce ben küçükken bu evde yaşıyorlardı. Şimdi tabii ki yıkılmış, harabe olmuş ama benim küçüklüğümün yarısı burada geçti. Burası gayet sağlam bir evdi. Aha. Burası böyle geniş bir, nasıl diyeyim, koridor gibi bir hol şeklindeydi ortaya. Karşı tarafta bir sacın üstünde devamlı ekmek pişirilirdi. Bizim buranın yöresine ait katmer pişirilirdi. Otlu katmer. Şurada tütün saplanırdı. Bizim asıl şehrin geliri o zamanlar tütündü. Biz de küçükken tütün saplardık. Ben de çok severdim. Dayılarımla burada tütün saplardık. Onun dışında beni sabahları aslında tütün toplamak çok zahmetli bir iş. Sabahın köründe yani 4'te 5'te falan kalkılıp gidiliyor. Ben küçüğüm diye beni götürmek istemezlerdi. Böyle uykudan uyandırmak istemezlerdi. Küçük sepetli bir motor olurdu burada. Ben burada içinde yatardım ki sırf sabah kalktıklarında beni de götürsünler diye. Kafamı bir açardım. Tır 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 tır. Java motorlar olurdu. Onların sepetinde beni de götürürlerdi. Güzel günlerdi. Çok güzel günlerdi. Şimdi anneannemlerin tavukları falan olurdu, horozları. Onlar hep şuralarda otlanırdı. Ben hep kovalardım onları. Genel olarak da lavabosu her zaman dışarıdaydı eski köy evlerinin. Şöyle önden dolanıp şu lavaboya gelirdik. Geceleri o lavaboya gelişin ne zahmetli olduğunu hiç anlatamam yani sana. Gel. Ondan sonra şurası gölgelik alan. Burası ahırdı. Burada işte inekler falan olurdu. Tavuklar da genelde burada yumurtlarlardı. Girer buradan yumurtalarını falan alırdık. Şöyle tehlikeli biraz, çok da yıkılmak üzere biraz da. Şöyle küçük bir ahırdı. Devamlı buralarda vaktimiz geçti yani. Devamlı tavuk peşinde, inekleri severdik. Acaba nereden ne şey yapsak. Bir de buranın o zamanki usulü takas usulüydü. Buğday verirdin, karşılığında yumurta alırdın. İşte ya da bakkal eşyası mı diyeyim size, market eşyası, böyle çocuk çikolatası falan alınırdı. Ben devamlı böyle, burada depo vardı bir tane küçük. Devamlı ben buradaki buğdayları böyle çalar çalar verirdim. Karşılığında bir şeyler alırdım. Sonra anneannemden fırça yerdim. Şu römorkun içinde de çok yatmışlığım var bu arada, bak şunu. Şu römorkun içinde gece yatmak kadar zevkli güzel bir şey yoktu. Bir onun içinde, bir de damda. Dam deriz biz yani evin. Tam üstünde toprak da olurdu. Diğer çocuklar da yatardı toprakta. Oradan karşıdan karşıya birbirimize böyle laf atardık, konuşurduk. Çok güzel olurdu yani. Bir de birazdan gideriz. Üç göz diye bir tane su, doğal su akan bir çeşme vardı. O çeşmenin orada çok oynardık mesela. İlerisinde biraz su birikirdi. O suya girerdik. O çeşmeden suyumuzu içerdik. Genelde çocuklarla orada toplanırdık. Şimdi gidelim de oralara bakalım. Arkadaşlar şimdi bahsettiğim Üç Göz'e geldik. Üç Göz Çeşmesi'ne. Biz çocukken hep burada vakit geçirirdik. Bol su vardı. Hep çocuklarla burada eğlenirdik. Hayvanlar ileri tarafta şöyle orada bağlanır, otlanırdı. Biz de bu tarafta eğlenirdik. Şimdi göstereceğim ama şöyle bir çekelim. Şöyle burada 1-2-3 tane göz vardı. Hepsinden akarsudan doğal su gelirdi. Buz gibiydi. Buradan akıp
Ondan sonra şu ileride birikirdi. Şimdi o biriktiği yeri de göstereceğim ama ne yazık ki yani gördüğümüz üzere yani sular hepsi kuruyor. Doğal güzelliklerimizin hepsi elimizden kayıp gidiyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Burada akardı su. Öyle burası su dolmuş olurdu. Biz çocuklar hep buraya atlar. Burada oyun oynardık. Yüzerdik suyun içinde. Ama ne yazık ki hepsi kurumuş. Çok yazık. Gerçekten ülkemizin, dünyamızın böyle kuruyup gitmesine mani olmamız lazım aslında. Çok dikkat etmemiz lazım. İnşallah böyle devam etmez. Çünkü küresel ısınma çok büyük bir sorun haline geldi. Yaşantımızı çok zorlamaya başladı. Çünkü önceden burada hayvanlar da su içerdi. İnsanlar da buradan yararlanıp doğal su olduğu için normal direkt insanların kendisi de içerdi, yararlanırdı. Şu an hepsi kuruduğu için hiçbiri yararlanamıyor. Çok sıkıntılar var. Yani köye su gelmedi mi? Evet geldi ama doğal kaynak suyu kadar güzel olmaz tabii ki. Onun için elimizden geldiği kadar dikkat etmemiz lazım. Küresel ısınmanın engel olunması için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Bu da buradan herkese bir örnek niteliğinde olsun. Suyu her zaman dikkatli, daha tasarruflu kullanmamız lazım arkadaşlar. Bunu da buradan tekrar belirtmiş olalım. Hadi devam edelim. Arkadaşlar işte tutum böyle saplanıyordu. Şimdi yal amcaya denk geldik. Biz de kendisine biraz yardım edeceğiz. O da bize karpuz ikram ediyor. Karpuz da burada, karpuz da güzel. Bir karpuz ikram edecek, biz de karşılığında biraz tutum saplayacağız. Şimdi denizin ortasındayız. Evet, gördüğünüz gibi ölüme doğru yelken açtık. Pardon, yelkenimiz yok ama ölüme doğru sürüyoruz şu an. Ama mükemmel zevkli bir olay. Daha önce sadece bir kere falan denemiştim. Mükemmel zevkli. Anlatamam. Yar! Ah ya! Oh. Oğlum biz niye böyle bir şey yaptık? Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Karpuz almaya geldik. Şöyle direkt dalından koparamadım, hop. Oh. Mis gibi kokuyor. Dalından direkt karpuzu kopardık. Bir de karpuz aldık yol üstünde. Mis gibi şöyle karpuzlar var. Bir iki tane daha koparacağız. Akşam buz gibi dolaptan buz gibi yeriz. Ayt be. Keşke olsanız da şu kokusunu alsanız. Mis gibi.
Arkadaşlar, o kadar doğal güzel ki bayılıyorum böyle yerler var ya. Arkadaşlar, şimdi de üzüm bağına geldik. Bizim burada üzüm bağları meşhurdur. Pekmezi yapılır, pestili yapılır üzümün. Şimdi biz de geriye kalanlardan şöyle biraz kendimize yemek için, artık bitmiş yani yoktur, şöyle ufak ufak salkımlardan toplayıp kendimize yemek için biraz toplamaya çalışacağız. Topladıkça zaten göstereceğim size. Evet, şöyle küçük küçük sadece salkımlar kalmış. Bunları toplayacağız yemek için. En sevdiğim şey de tam bu dönemde üzümler böyle bal gibi oluyor. Tadı daha bir oturmuş oluyor güneşte. Toplayacağız işte böyle. Hadi bak. Şunun güzelliğine bak. Toplamayı hemen hemen bitirdik. Bir kova, bir de iki tane poşet doldurduk. Şöyle en son topladığımız toplam hasılatları gösterelim. Şöyle bunlar artık toplanmış, bitmiş hali. Normalde bu bağ bozulmuş, toplanmış. Her şeyiyle bitmiş normalde. Evet, gördüğünüz gibi gün sonu hasılatımız bu kadar. Bunlar... Abi kova da burada. Bunlar normalde üzüm toplanmış, bitmiş. Biz sadece arada kalan ufak tefek şeyleri topladık yemek için. Bayağı da topladık ama kalmış, unutulmuş. Bizim de demek ki kısmetimizmiş. Yemesi bol olsun. Sizin de tabii yemenizi, görmenizi, tatmanızı isterdim ama maalesef. Biz şimdilik tadını çıkaralım. Siz de beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.